Gamze Pamuk Ateşli, sizinle devam etmek isterim. Şimdi Sinan Oğan Ata İttifakı'nın adayı, o da 100 bin imza geçti. Evet. Artık dördüncü adayımız oldu Sinan Oğan Muharrem İnce'den sonra. Akşam Fatih Portakal'ın ana haber bülteninde konuktu. Açıklamaları vardı. Fatih Portakal çok güzel sorular sordu kendisine. Önce şunu sordu. Dedi ki Sinan Oğan'a, siz Kürt seçmenden oy alır mısınız dedi. Sinan Oğan da tabii ki ilk oy verecekleri isim benim dedi Sinan Oğan. Ama peşine Sayın Portakal şu soruyu sordu. HDP'yi ziyarete gidecek misiniz dedi. Sinan Oğan hayır dedi. Şimdi bir, bunu nasıl değerlendirirsiniz? İki, o dört aday üzerinden genel bir değerlendirme rica edeceğim. Önce Sinan Oğan meselesinden başlayalım. Çünkü daha pratik bir ve yakın konu olduğu için. Şöyle bir şey var. Eğer iktidara gelme iddiasındaysanız, iktidar namzeti olarak kendinizi görüyorsanız, Türkiye'deki olabildiğince tüm siyasi görüşlerin, hatta tüm yurttaşın omzuna dokunacak söylemleriniz ve eylemleriniz olması gerekir. Eğer söylemleriniz ve eylemleriniz hem birbiriyle çelişip hem de oyunu istiyorsanız çok da politik gerçeklikle bakamayız bu duruma. O yüzden Sinan Bey eğer bir kazanma iddiasıyla bu yola çıktıysa, ki imzaları topladı, başarılar da diliyorum bu demokrasi yolculuğunda ona. Ancak HDP ya da başka bir siyasi geleneği oyunu istiyorum ama ziyaret etmem konusunu tepkisel bir oyla da karşılaşabilme ihtimalini göğüslüyordur. Seçmen bunu fark ediyor değil mi? Fark etmez olur mu? Yani önceki seçimlerde de benzer hamleleri gördük. Yani HDP'den ya da başka bir siyasi ideolojik görüşten oy isteyip ama ziyaret etmeyen ya da onların mağduriyetlerini dile getirmeyen ya da toplumun bir belli kesimini yok sayan adayların o kesim tarafından tepkisel oylarla karşılandığını, desteklenmediğini gördük. O yüzden bu mesele Sinan Bey'in kendi içinde bir çelişkili meselesi olarak yorumlayabilirim. Tabii 4 aday şu an için YSK'da karşımızda. Orada aday isimlerinden ya da siyasi parti isimlerinden ziyade 14 Mayıs 2023 seçimlerini bence ittifaklar ve ittifakların vaat ettikleri, Türkiye'ye neler getirebilecekleri üzerinden okumak ya da neler götürebilecekleri üzerinden okumak daha gerçekçi geliyor. Biliyorsunuz Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. 6 siyasi parti bir araya gelip görüşmeler yapıp bu görüşmeler neticesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nu Çankaya yolculuğunda desteklemeye karar verdiler. Ve 14'ü aşkın toplantı yaptı Millet İttifakı. Alt komisyonları canhıraş çalıştı. Onların toplantıları daha yoğundu. Bunun devamında 84 maddelik bir anayasa teklifi ve ortak mutabakat metninde de Türkiye'nin dertlerine derman olma adına 2400 küsür maddelik çözüm önerileri ve politikalarını izleyecekleri yol haritalarını çıkardılar. Ben bunu çok kıymetli buluyorum. Kıymetli buluyorum ama şöyle bir şey de var. Yani Millet İttifakı hem neyi istediğini biliyor, hem de hangi sorunu nasıl çözeceğini topluma izah ediyor. Şimdiye kadar en çok bu şekilde eleştiri alıyordu değil mi diğer partiler? Herkes iktidarı eleştiriyor, herkes iktidarın hamlelerine bir yorum yapıyor ancak hiç kimse çözüm önerisiyle gelmiyor şeklinde eleştiriler alınıyordu. Millet İttifakı bu yüzden umut oluyor topluma. İnsanlar kulak kabartıyorlar, acaba ne diyorlar diye. Çünkü somut öneriler. Biz geldiğimizde ilk bir hafta içinde bunu yapacağız. Ortak mutabakat metnimiz budur. Yani normalde Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine baktığımızda farklı görüşteki siyasi partilerin özellikle 2400 kadar ayrı tematik başlıklarda ve maddelerde anlaşması çok şahit olduğumuz ve denk geldiğimiz bir şey değil. Zoru başardılar. Ama şöyle bir şey de var. Bu birlikteliğin karşısında, yani Millet İttifakı'nın bu kadar özgüvenli yürüyüşünün karşısında bir de Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı kaybetmenin telaşıyla savruluyor. Bu savrulma sürecinde de kadın haklarından tutun özgürlükler alanına ve birçok alana müdahale edecek açıklamalar yapabiliyorlar. Demokrasiyi artık ağızlarını alamıyorlar ve vaatler artık sadece sabretmek ve İleri vadeye atan bazı çok da gerçekliği olmayan hayal ürünlerinden ibaret kalıyor. Ama şöyle bir şey de var. Yani son anda bile 6.284'ü tartışma konusu yapan ve masaya gelme pazarlığında bulunan Yeniden Refah Partisi ile bir yandan sıkışacak mı sıkışmayacak mı ya da pazarlıkları kaç vekil üzerine sonuçlanacak diye tartışıyoruz. Diğer yandan da Yavuz açıklama yaptı o konuda. 8-9 yoktur sayısı dedi vekil. Diğer yandan da Hizbullah'ı terör örgütü saymadığını açıkça ve meydan okurcasına dile getiren Hüdapar'la el sıkışıyor. Bu aslında kaybetmenin bir telaşı. Yani biz bunu görüyoruz. Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kavgasız,
birbiriyle kucaklaşan, ayrışmayan ve ötekisi olmayan bir Türkiye vaat ederken Sayın Erdoğan'ın da mitinglerde olabildiğine toplum arasında karıştığında söylemlerin her zaman üstten, her zaman öfkeli ve her zaman parmak sallayan ve tehditkar açıklamalar olduğunu görüyoruz. O yüzden Türkiye aslında Sayın Erdoğan mı, Sayın Kılıçdaroğlu'nu mu oylamayacak, isim oylamayacaklar, bir zihniyet oylayacaklar, Türkiye'nin geleceğini oylayacaklar. Adalet mi, adaletsizlik mi? Kadınların huzurlu olduğu bir Türkiye mi, yoksa kadın haklarının ittifak pazarlıklarında ayaklar altında alındığı bir Türkiye mi? Arkadaşlarımdan bir rica edebilir miyim? Kılıçdaroğlu'nun Sayın tam Gamze Pamuk Ateşli'nin tam cümlesinin üzerine Kılıçdaroğlu'nun o video sundan bir kesit getirebilir miyiz? Çünkü huzurun çok önemli olduğunu, Cumhur İttifakı'nda Erdoğan'ın sert ifadelerle yüklendiğini söylüyor seçmene. Aslında ihtiyacımız olan şeyin huzur olduğunu, birlik olduğunu söyledi. Getirebilir miyiz şu an?